Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Eğer gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynı anda bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo terliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme dikiyorlar! Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda uzun bir süre sonra, hakikaten bayağı oldu yani. Bu değil mi bizimki? 29, evet 09. O kadar oldu ki unuttum hangi kayıt olduğunu. Soldaki ben save indirdiydim. O %100 save, o benim oynadığım değil. Bu benim oynadığım, evet. Evet, burayı hatırladım. Bayağı bir sonra, çok uzun bir süre sonra Mafia 2'nin bölümüyle karşınızda. Zaten konuşamadım yani. Oyuna o kadar uzun süredir oynamıyorum ki konuşamadım bile. Bir dakika, şu araç nedir? Bu araç. Bugün farklı bir şey yapacağız. Bugün çok enteresan bir şey yapacağız. Ben tweet attım bir tane benim Twitter hesabımdan. Şuraya bir yer, zaten her videoda altta geçiyor. Oradan görüp takip edersiniz. Şu radyoyu kapat, telif girecek derken aşağıya aldı, oyun kapandı. İşte ben bu yüzden video çekmiyorum. Sürekli bir sıkıntı yani ben. Niye kapandı şimdi bu? Evet, geri geldim. Şimdi ne diyordum ben? Ha, bugünkü konsept çok farklı. Mafia 2 oynarken sizin dertlerinize derman bulacağım, çare olacağım, çözüm arayacağım kendi çapımda. Şu radyoyu kapatalım da bir. Bunu neden mafya oynarken yapıyorum? Ana Allah bela, işte bu yüzden. Böyle tuhaf bir oyunda tuhaf bir şey yapmak lazım. Allah belanı versin. Tuhaf bir konsept. Ya nereden aklıma geldi ben de bilmiyorum hakikaten. Öyle içimden geldi, dedim şunların dertlerini bir çözelim dedim. Allah belanı, Allah seni kahretsin. Oğlum çok sıkıntılı ya. Hele yağmurlu bir havada bu oyunda araba sürmek hakikaten sıkıntılı. Bunu bundan sonra bilmiyorum yapar mıyız? Eğer ilgi gelirse yaparım tabii doğal olarak da. Yani yapacak olursam da Twitter'dan yaparım. Şu aşağıda çıkacak benim Twitter şeyim. Klasik Facebook hepsi çıkıyor. Oradan takip ederseniz soracağınız zaman da Allah seni kahretsin. Zaten aramıyorum. Nerede o? Şey nerede? Üst baş değiştirme, kılık kıyafet. Abi çekil ya! Allah Allah! Ne acelem var amına koyayım ya! Polis şurada görecek, tutuklayacak diye altıma sıçıyorum zaten. Bak gördü, görüyor. Bir de görür görmez vurma emri, vur emri vermişler adamlara. Vur emri var üstümde, neyse. Yavaştan başlayalım. Aç kapıyı! Tabi bu şey yaptık bu sefer, ayı gibi girdik ama. Gürbüz gürbüz girdik içeri, paramızla alacağız şunu. Ben şunu istiyorum, siyah klasik. Şunu alayım. Aynen, çok perfect. Kafadaki şapka, fötür şapkayı da. Ne fötürü ya? Ne deniyordu buna? Bizim köylerde, kahvehanelerde amcaların kafasındaki klasik şapka Joey'ye yakışmıyor. Ama yani ne deniyordu bu şapkaya? Hatırlamıyorum. Allah kahretsin. Yürü git ya. Vallahi sinirlerim bozuldu. Şimdi konumuza geçelim. İlk dertle başlıyorum. Barışcan Dönmez demiş ki, abi annemle birlikte dışarı çıktık. Kız arkadaşlardan biri arkamdan geldi. Annem sorguya çekti. Kız çocukluk fotolarımı gördü. Şimdi buradaki dert tam olarak nedir? Neyden yakınıyorsun tam olarak? Annen seni niye sorguya çekti? Annen seni mi sorguya çekti? Annen kızı mı sorguya çekti? Annen kızı sorguya çektiyse niye sorguya çekti? Annen seni sorguya çektiyse niye sorguya çekti? Sen kız mısın yani? Seni niye sorguya çekiyor? Çocukluk fotoğrafları nereden gördü? Sokakta çocukluk fotoğraf. Abi sen ne garip bir şey yaşamışsın lan. Anlamadım ben hiçbir şey. Çık şuraya. Çık şuradan. Çık babacım, çık. Sıkışma ya. Ne abes, ne başarısız. Çık şuradan. Derdini tam olarak anlayamadım Barış. Anlamadım hakikaten. Anlamadım. Derde de çare bulamıyorum. Şimdi şu kaputu kapatmam lazım benim. Osman Mert. Derdim yoktu, babalar gibi hayat yaşıyordum ama şu favori tuşu niye kalp oldu amına koyayım. Tek derdim bu şimdilik. Twitter'da favori şeyi kalp olmuş, beğen olmuş, beğene çevirmişler. Facebook'un yıllar önce Facebook sayfalarını beğenmek yerine hayran olmak terimini kullandığı zamanlar vardı çok eskiden. Onun gibi bir değişim olmuş bu. Yani Twitter'ı aşırı kullanmadığım için bana pek koymadı da. Ömrü bütün günü Twitter'da geçen adamları varsa hakikaten bunlar rahatsız olmuşlardır. Çünkü beğenme ya. Favori oğlum ya. Favori olarak çıkmış, favori olarak kalması lazım. Ananı avradını. Farım kırıldı, yok ışık kırıldı. Beğen nedir yani? Facebook'ta kullanılıyor bir kere beğen. Sen niye şey yapıyorsun ki? Twitter'da beğen yapıyorsun ki? Hiç olmamış. Yani, ooo burayı hatırlıyorsunuz mu? Hadi.
Hadi nostalji olsun. Allah 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 Allah. Ah! Bok gibi kaza ha. Araba basmıyor ki, şuradan çıkalım. Bu benim kaliteli arabam değil mi? Ben bunu bir tamir ettireyim lan. Hasret etmeyelim arabayı. Bu arada ben bir araba aldım galiba. Ben bir şeye gideceğim. Bir garajıma gideceğim ben. Nerede şu garaja? Nasıl gidiyoruz? Böyle gidiyoruz. Ne ileri ne geri derken oldu. Tamam. Sıradaki derde geçelim. Gekas. Adamın niki. Gekas nikli bir arkadaş. Ne diyor? Sınava gireceğiz seneye. Bir yerde basketbol antrenmanları, bir yerde ders. Nasıl yapacağız? Bir yardım et. Nasıl bir yardım bekliyorum benden? Senin yerine ben mi ders çalışayım? Ne yapayım yani? Şimdi seneye gireceksen sıkıntı yok. Bu yıl çalışmana gerek yok. Seneye çalışırsın. Son yıl çalışırsın. Bütün öğretmenlerin dediğinin aksine yani sadece son yıl çalışın bence. Ben öyle yaptım. Yani müthiş bir puan almadım. Normal bir puan. Orta direkt bir puan aldım. 349 aldım ama yani 349'la da nasıl desem, sayısal değilseniz çoğu yere girebilirsiniz hakikaten. Bizim Akdeniz'de ben gayet istediğim yere girdim 349'la. Neye girdim hatırlamıyorum şu an. Şey, radyo televizyona girdim. Arabam var mı burada benim? Yok. Yok. Save etmemiş. Yani çok da kasmayın. Kendinizi çok zorlamayın. Son sene çalışırsınız yani. Son seneye kadar yatış, ondan sonra son sene bir çakış. Bak o güzel lafmış. Son seneye kadar yatış, son sene büyük çakış var. Çakış. Tamam şimdi. Olgun BJK. Yani şeyi bu. ID'si bu da. Atatürk'ün askeri diye şey koymuş. Nick koymuş. Profil resminde de Atatürk var, aslan parçası. Şimdi. Ne yazmış? Dur bakayım. Şimdi yan monitörde de bir de küçük böyle zor okuyorum. Ağzım kaydı. Abi Teok var, kötü alırsam babam... Of aman. Babam sikecek, iyi yaparsam 10.000 TL bütçen var. İstediğini alabiliyorsun. Bir taktik versen. Ne taktiği vereyim? Gir Teok'a, iyi al pezevenk. Soruya bak. Bak. Bu nasıl bir şey lan? Lükse bak. Ben o yaşta 10.000 lira bütçe verecek bana benim ailem. Yemin ediyorum sana 500 almazsam Allah 1000 belamı versin yani bak. Kaç Teos 8. sınıf değil mi? Tamam 8. sınıfta olayım şu an. Bana desinler ki bu sınavdan ilk 1000'e gir. 10.000 lira bütçen olacak. Yemin ediyorum sana ilk 1'e girerim. O ilk 1000'de o ilk 1000 olursam 999 kişiyi bulurum, döverim, sınavdan çekerim. Gerekirse yaparım bunu. Yine de o ilk 1'e bir yaparım ben ya. Taktik ver falan yok yani. Burada çalışacaksın eşek gibi. 10.000 lira diyorsun ya. Hadi 2000-3000 anlarım. Koy göt ederim de 10.000 büyük para. 10.000 manyak para. Erhan. Abi sevdiğim kız lezbiyen çıktı amına koyayım. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Lezbiyen çıktıysa direkt yani. Hani ne yapabilirsin? Kız direkt erkeklere bakmıyor. Ne yapayım? Ben niye buraya geldim ki? Direkt senin cinsiyetinle ilgilenmiyor. Hiç şey yapma, sevme onu. Onu sevme. Atakan. Bazılarda oturuyorum. Tek cümlede derdimin boyutu anlaşılıyor. Hakikaten derdim büyükmüş de. Ben bilmiyorum bazıları. Benim bazılar hakkında tek bildiğim şey işte. Dön 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 dön. Yok o müzikleri bile hatırlamıyorum. Böyle garip garip dans ediyorlar. Böyle dans etmek için doğdular diye bir video vardı. Ya dans edecekler ya ölecekler. Neydi oğlum bunlar, bak şu an kafam çok karıştı. Şu bazıların dans videolarını biliyorum bir tek. Böyle Adidas Nike eşofmanlarla, boyunlu eşofmanlarla köpek gibi ölümüne dans eden adamları görüyorum. Onun dışında bir bilgim yok. Bazılar komple mi öyle yani? Bazılar baştan sona ölümüne öyle tiplerle mi oluyor? Tamamen mi öyle bazılar? Yani bazılar da bir kafede oturup bir şeyler içemiyor mu? Allah! Ananı sikiyim. Ağzımda kaçtı. Öyle ölünür mü lan? Çok kötü öldüm. Ben bir arabayı tamir ettireceğim. Joe'cum. Hemen yakında varmış zaten. Buradan. Şuradan çıkıp sola döneceğiz. Aynen. Şey yapma gerekiyor. Hatta burayı yıkıp. Şurayı da yıkıp. Buradan sola döndük miydi? Oo aranıyorum ya. Allah belasını ver. Bakalım dur. Furkan Kocataş. Şurada polis var Furkan'cım. Bekle. Seni bekleteceğim biraz. Şurada polis var. Tamam. Şuraya da girelim de. Kocataş demiş ki şu an sevgilim var ancak aşık olduğum kız başkası, aşık olduğum kız da sevgili olduğumuzu biliyor, ne yapayım? Sen
bir iki tane yumurta kır, üstüne karabiber ek, onu yesen, hiçbir şey yapma. Bu nasıl bir hayat lan? Bu ne anasını satayım? Ayrıca bunu niye bu kadar şey yaptın ki, dert ettin ki? Şey yap bak, sen ne yapıyor mu? Spor güçlendirdim, dikkatimi veremedim. Şuradan bir çıkayım. Bir daha okumam lazım. Sevgilisi var. Aşık olduğu kız başka. Aşık olduğu kız da sevgili olduğunuzu biliyor. Tamam, şimdi sen ne yapacaksın bak. Önce şimdi bunu puşluk olarak algılamayın. Ben burada onun için taktik veriyorum. Ben bunu yapar mıydım? Allah belanı versin. Kaç! Kaç! Kaç ya! Nereden çıktı? Altı üstü araca çarptım ya. Bu kadar abartılacak bir şey değil abicim ya. Araca çarptım diye öldürülür mü lan insan? Dön. Çok pis kayıyor. Eğer şimdi diyorsan ben şerefsizim, ben ibneyim, ben her şeyi yaparım, o zaman sana bir seçenek sunacağım. Şimdi o kızdan ayrılma sen şimdi, tamam mı? O kızdan ayrılmazken şey yapacaksın. Öbür kıza hafiften yürü. Yani yürü derken yavşama. Hayvanlarınız mı yok? Ayı gibi yavşama. Hani böyle muhabbet kur falan filan. Sonradaki ben senden hoşlanıyorum. Böyle öküz gibi değil. Bunlar hep şey olacak. Ben sana sadece böyle temel taşlarını söylüyorum. Onların arasını dolduracaksın. Öküz olmayacaksın. Yani bir ayı gibi yapma işleri. Böyle çaktırmadan yap. Sonra o seni sevgilin var falan. Tabii seni kabul etme ihtimali varsa, yani onu hesaba kataraktan söylüyorum. Şu an polis beni görürse seni öldürürüm çocuk. Sana dert anlatacağım diye polis beni görmedi, tamam. Ondan sonra ne yapacağım bak. Kabul et, hadi diyelim o da senden hoşlanıyor. Yani düşük bir ihtimal böyle durumda ama. O da senden hoşlanıyorsa diyeceksin. Ben senin için ondan ayrılacağım diyeceksin ama onu da seviyorum deme. Ondan ayrılacağım de. Lan ne şerefsizmişim ben de ya. Bu da bozuldu. Bunu da değiştirdik. Tüh, kötü oldu. İçime oturdu. Sonra o kız şey sansın. Gerçekten öyle gerçi de işte. Onu sevdiğin için sevgilinden ayrıldığını düşünsün. Bağlanır sana. Olur biter bu iş. Ama dersen ki ben böyle bir şerefsizlik, ibnelik yapamam. Oturduğun yerde şu an çıktığın kızı üzme, ibnelik yapma. Büyük ihtimalle zaten bu yaşta aşık değilsindir. Öyle bir şey yoktur. O büyük ihtimalle takıntıdır. Genellikle öyle olur yani. Otur ibdinik yapma yani, hiç şey yapma, ortalığı karıştırmaya gerek yok. İki seçeneği de sundum sana, artık hangisini beğenirsen. Sahil yolu falan yok mu burada, gezelim ya. Şu sahil yoluna gideceğim ben, şurada bir takılalım biraz. Dert, başka dert. Cengiz Han Kurnaz. Korkan Kocataş diye dedim ama şimdi bunun sevgilisi. Ondan sonra aşık olduğu kız falan videoyu izler, çocuğu öldürürler. Çocuğu kopardı, kafasını kopartırlar. İnşallah izlemezler. Senin izleyicilerin de aman Allah. Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon şeyi var. İzleyicilerin büyük bir kısmını kapsayan liselere önerilerin nelerdir? Bir abi, hani abi mi? Evet abi diyor. Allah belanı versin. Şimdi benim liseye yeni başlayan arkadaşlara mı desem, çocuklara mı desem artık bilemiyorum. Birkaç tavsiyem olacak. Aklınızı kaybetmeyin. Liseye başladınız, üniversiteye başlamadınız. Hatta yüksek lisans yapmıyorsunuz. Altı üstü liseye başladınız. Bokunu çıkarmayın liseye başladık şurada diye. Şimdi görüyorum böyle adam daha 9. sınıf. Affedersin 1.45 boyu var, ciddi. Köse, sakalı bile çıkmamış daha. 9. sınıfa gelmiş. Ben 7. sınıftum yemin ediyorum. Yok pardon 8. 7'deyken fotoğrafımı koydum. 7'de böyle taptaze çocuktum. 8'de böyle serseri gibi tipim vardı benim. Böyle baktıkça utanırım yani. Sakal böyle çıkmış, kesmemişim. Vesikalık çekiyorlar. Kesmemişim sakalları, öyle bıyıklar tellemiş, iğrenç bir görüntü. Sakallar siyah, böyle pis bakıyorum. Piç gibi, mahallenin piç gibi bir tipim var. Bir yılda nasıl bu kadar değişti bilmiyorum. Ama nedense şu an yeni nesil mi diyeyim artık? Ben de yeni nesilim de. Yani benden sonraki nesil diyeyim ben. Özellikle 2000 kuşağım var. Sakalı çıkmıyor mu çocukların? Hormonal bir problemi var, nedir var bilmiyorum. Ama yani of falan yapmıyor. Çocuk 9. sınıfta 1.45 boyu var. Yüzü böyle, yanakları yersin yani. Küçücük bir şey. Nasıl tatlı? Bir kere nöbet, ben daha 12 iken nöbetçi olarak girdi bizim sınıfa. Kızlar böyle, ay şimdi yerim, ben şimdi yerim falan çocuk muamelesi yapıyorlar. Ben utandım çocuğun yerine. Vallahi tadım kaçtı böyle yani, onun yerinde olduğumu nereye geldik lan, biz Marmaray'dan geçiyoruz. Yok, Avrasya Tüneli mi bu? Yeni plan var ya, Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli götümde patladı. Böyle göt gibi öldürmüyor ya, bu ne ya?
Abi uçaydım kaçaydım bir şey olaydı neydi? Neyse işte ne diyordum ben? Oo aranıyorum hala Allah belanı versin yeter. Yeter her seferinde neyse ya takılalım. Takılalım ne diyordum ben? Avrasya tüneli falan filan. Ha işte o tat tatlı çocuk elinde sigarayla falezlere şey kayanın üzerinde falez var bizim burada. Böyle şey genelde duygusal sıkıntı yaşayan arkadaşlar gider oraya. Falezlere aşk acısı çekmeye gidiyor. Yani senin boyun 1.45 zorlasan 1.47. Senin sigara ne yine? Yani senin sigara ne yine? Bu birincisi. İkincisi senin aşk acısı ne yine? Yani senin Cartoon Network izlemen gerekiyor. Sen aşk acısı ne yine oğlum ya? İşte bu önemli. Yani liseye geçince birden büyümüyorsunuz. Gerçekten büyüdükten sonra büyüklere özel alışkanlıklar edinin kendinize. Sigaradan bahsetmiyorum. Sigara ben de içmem. Sigaraya başlamayın zaten büyüseniz de büyümeseniz de. Yani liseye girince götünüz kalkmasın. Aksine götünüz düşsün. Yani bir bok yok lisede. Bir bok olsaydı zaten ben çok mutlu olarak mezun olurdum liseden. 4 yılım benim bok gibi geçti yani. Lise denen şey ortamı güzel olabilir. Ama zaman kaybıdır. Özellikle bizim memleketteki eğitim sistemi, eğitim düzeyi falanı filanı. Yani sırf zaman kaybıdır. Böyle ömrünüzden çalınan vakittir. Haftanın 5 günü 6 saat hatta şu an 8-9 saate falan çıktı. Eşek gibi orada oturursunuz ve hiçbir sik öğrenmezsiniz. Siz yine YGS'de, LYS'den alacağınız puanı dershanede veya kendi evinizde test çözerek eşek gibi, at gibi çalışarak o şekilde kazanırsınız. Ben hiç kimseyi tanımıyorum. Yani ben tanımıyorum. Vardır da illa. Çok istisnadır yani okulla, sadece okula giderek yüksek bir puan alamazsınız bir üniversite sınavında falan. İlla kendinizi kasmanız gerekir yani. Sadece okulda verilen eğitimden hiçbir bok olmaz. Yani ben burada devlet okullarından bahsediyorum. Çoğu özel okul eşek gibi sikmeye başladı çünkü çocukları benim duyduğum, gördüğüm kadarıyla. Yani 100 sayfa ödev veren hayvanlar var yani. Hep paranla rezil oluyorsun. Ben özel okulları pek sevmem. Yani para veriyorsun, üstüne zaten köpek muamelesi yapıyorlar. Tamam, orada iyi eğitim, iyi bir eğitim almak için oraya gitmiş olabilirim ama hiçbir para verdiğim öğretmen, dershane dahil bana şey yapamaz, zorlayamaz. Yani o seçeneği sunar, ben istersem yaparım. Yani bu konuda hassasım ben. Vallahi hassasım. Ben özel okula para vereceğim. Yılda 15 milyar, 20 milyar falan böyle paralar konuşuluyor. Ben o kadar para vereceğim bir özel okula. Sonra oradaki öğretmen bana ödev yapmadığım için kızacak. Affedersin ama ben o öğretmeni cüzdanla döverim. Gerçekten bak. Bunu saygısızlık olarak algılamayın. Şimdi bunu gerçekten bu saygısızlık değil. Öğretmene falan saygım sonsuzdur da. Yani buna katlanamam. Ben 20 milyar vermişim. Okula 20 milyar vermişim. Ve oradaki o adam bana ödev yapmadığım için şikayet edecek beni. Yani aileye falan şikayet etme olayı. Abi yine ölüvere yazdım ya. Küçük çocuklar için bahsetmiyorum. Lise düzenindekiler için bahsediyorum. Ben motoru da mı bozdum? Ben gelmişim 17-18 yaşıma falan filan böyle eşek kadar adam olmuşum. Bana diyecek ödevini yapmadın, seni öldürürüm. Bana böyle kızacak. Ulan sen lan ben o okula 20 milyar verdim, sen kimi öldürüyorsun? Senin bana hizmet etmen lazım. Beni dövmen değil, bana kızman değil. Şimdi bu cümlelerim yanlış anlaşılmasın. Öğretmenleri çok severim. Şu ana kadar da hiçbir öğretmenle aram bozuk olmadı yani. Bir tanesiyle oldu galiba. O da onun uyuzluğu. Ben bir şey yok. Benim burada anlatmak istediğim şu özel okullardaki muamele. Yani çocukları çok sıkıyorlar. Ben hangi çocukla konuşsam veya küçük tanıdığımla konuşsam ölüyor özel okulda. Yani geberiyor. Mesela benim arkadaş şeye gitti. Özel bir dershane gibi bir şeye gitti. 25 milyar mı ne vermiş bir yılı için. Üniversiteye hazırlanıyor, üniversite sınavına. Çocuk resmen sikiliyor. Şeyden çıkarmıyorlar, izin yok. Çıkmıyorsun yani, askeri kampüs gibi. Dersten falan çıkamıyorsun, ölüm kalım meselesi olmadığı sürece. Şimdi ben oraya o kadar parayı veririm. Canım sıkılır, beni oradan çıkartmazlar. Orada büyük kanak, vahşi kanakar yani orada. Ben 25 milyar vermişim, dersten çıkamıyorsam orada kapı pencere kırılır. Bu sadece benim için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu çoğumuz böyle düşünüyordur. Bu bir saygısızlık değil. Burada bir saygısızlık bir şey yok. Burada bize saygısızlık yapılıyor. Ben arabayı bir şey tamir etmem lazım. Artık şu konuyu da kapayalım. Konuştukça konuşasım geliyor. Soru neydi en son? Liseden nereye geldik ya? Hakan Düzgün, dert bir deniz, biz en dibindeyiz. Vay amına koyayım.
Bu lafın üstüne ben bu videoyu kaparım, arabayı da duvara vururum. Dayı gel, bu lafın üstüne arabayı sana vuracağım. Dayı. Gel dayı gel, sen nereye gidiyorsun ya? Şunu bir izleyeceğim ne abi. Hışkırık tuttu. Dayı akşam yürüyüşüne çıkmış yağmurlu günde. Dayı dönecek galiba oraya. Dayı. Çok dertli çocuk. Çocuk acayip dertli, o yüzden seni bir ezmem lazım. Ah dayım benim. Dayım benim. Kurban oldum. Kolay gelsin. İyi akşamlar dayı. Can Şalkan. Hayatıma pek orospu. Ne yazdın lan? Hayatıma pek orospu çocuğu kızlar denk geliyor. Çekiyorum herhalde. Yok o sana özel değil. Genellikle zaten herkese öyle denk geliyor. Yani çünkü Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Sen neyin peşindesin? Sen bir dakika gitme, kaçma. Sen neyin peşindesin ya? Abi trafik canavarı gördün mü? Gördünüz mü trafik canavarı? Resmen trafik canavarı. Şurada iki çift muhatabın lafı şeyini belli kıralım diyorum. Adama bak ya. Çekil lan. Çekil. Polis var. Yakışanlar ben vurayım. Seni öldürdüm oğlum. Sen bekle. Seni öldüreceğim. Seni bu... Ulan! Hayvan yavrusu. Polis geliyor. Dua et. Polis geliyor var ya. Nasıl elim ayağım titremedi ama sinirlendim yani. Oh. Neydi? Ha, hayatına pek orospu çocuğu falan. İşte ya o sana özel bir şey değil. Genellikle öyle olur zaten. Yani çoğu insan ilişkilerde birkaç kişiye karşı iyi olur. Geneline çoğunluğuna karşı orospu çocuğu olur. Benim de orospu çocuğu olmuşluğum var. Bana da orospu çocuğu olmuşluğu var. Bundan şikayetlenmemek lazım. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ölürsek çok kötü ölürüz beyler. Burada çok kötü ölürüz. Bundan şikayetlenmemek lazım. Bu çünkü sadece sana özel bir şey değil yani. Bu direkt bu kadın erkek ilişkilerinin kanunu oluyor. Yani 30-40 yaşından bahsetmiyorum. Bu küçük genç yaşlardan. Buradan uçuyor muyuz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Atladım. Kolay gelsin. Okan. Soyadı da Kırşan galiba, bilmiyorum. Alp Kırşan'la bir akrabalığınız mı var? Çekilin lan. Şu arabayı bir tamir ettireyim ben. Acayip sıkıntıda. Çok acayip sıkıntıda araba. Hocam ben döneceğim, dur. Çarpmayın bana. Ne demiş Okan? Bir kıza nasıl açılabilirim? Deniyorum ama olmuyor. Bana bir yardımcı ol. Bu nasıl bir laf lan? Deniyorum ama olmuyor. O ne oğlum öyle? Kaleye golü mü atıyor? Şut mu çekiyor? Denedin de olmadı mı? Kaç kere denedin de olmadı? Nasıl rezillikler yaşadın? Sen anlat, ben anlatmayayım. Asıl seni dinlemek lazım bu konuda. Şimdi nasıl açılırsın? Ben de aşk doktoru gibi sürekli ilişki şeyleri gidip duruyor. Şimdi nasıl açılırsın biliyor musun? Ben hiç açılmayan bir insan olarak açıldığı zaman da elini yüzünü... Abi ne koyayım ya? Şurada 660 yaptım. Nedir yani? Allah belanı versin, çok kötü vurdum. Gel kaptan. Şimdi nasıl açılırsın? Şimdi ben sana nasıl açıldığımı söyleyeyim. Benim yaptığımı yapma. Kolay gelsin hocam. Alan 50 doları. Hiç önemli değil. Şimdi ben şey demiştim. Ne demiştim lan ben? 3 yıl mı oldu? Genelde pek açılmayı sevmem çünkü. Açılınmasını severim. Ne dediydim ya? Böyle bir cümle yazdım. Normal muhabbetin ortasında lak diye. Zaten ondan sonra kafamı da taşa mı vursam, toprağa mı gömsem, ne yapacağımı bilemedim. Neydi o cümleyi hatırlamaya çalışıyorum. Bekle, hatırlayacağım senin için bunu. Onu ben senin için hatırlayacağım, bekle. Şey demiş olmam lazım. Böyle... Ha, ya onu buna bırak da ben senden hoşlanıyorum, onu ne yapacağız dedi deyip... Evet bu, cümle bu. Onu buna bırak da ben senden hoşlanıyorum, onu ne yapacağız dedim. Yazdığım andan sonra zaten böyle telefonu kapatıp telefonu kanepeye fırlatıp camı açıp böyle o dışarıdaki oksijeni diye ölümünü içeriye doldurup diye geri vererekten kendimi bir sen ne bok yedin geri zekalı moduna sokmuş oldum. Evet, bunu anlatması bile çok zordu, yaşaması neydi artık sen bil. Yani bunu yapma. Böyle öküz gibi aşılarak hiçbir yere varamazsın. Gerçi mesela 8. sınıfa gidiyorsan kızlar gerizekalı oluyor. 7. sınıfa falan gidiyorsan kızlar genelde aptal aptal tiplerle çıkıyor. Aptal aptal şeylerden etkileniyorlar. O zaman belki işe yarabilir. Ama lise 2'dir, 3'dir, 4'dir falan öyle bir dönemde böyle bir şey dersen karşıdaki de yani senden hoşlanmıyorsa, onu etkilemek istiyorsan
bir bok yapamazsın. Benim gibi avucunu bile yalayamazsın yani. Avucun bile bok kokar artık. O kadar kötü bir durumdur. Böyle yapma. İyi oldu. Bunu da anlattım. İzliyorsa rezil olduk. Siktir et devam et şuradan. Yalnız araba manyak gidiyor. Buradan ben köprü mü bu? Aynen köprü. Şuradan ben bir şey yapayım. Of! Allah belanı versin ya. Koskoca yol ya. Allah belanı versin canım ya. Şimdi çıktım. Arabanın o ailesinden şimdi çıktım. Polis de beni görsün. Bu adam vurdu demin bana polis bey. Memur bey. Bu köpek vurdu demin bana. Bu adam vurdu. Ya bana kes cezayı gerizekalı. Bana kes. Neyse. Oh. Çetin Tekin. Çok mu düşündüler lan senin bu ismini böyle? Nüfus memuruyla falan oturup tartışmış olmaları lazım. Kötü anlamda demiyorum. Güzel yani. Çetin Tekin. Eski haline şimdiki halin arasında ne gibi farklar olduğunu düşünüyorsun. Eski halin mesela Outlast zamanı mı? Yok efendim Crysis zamanı mı? İlk mafya zamanı mı? Hangi zaman? Mesela mafya zamanı dersek ben eskiden daha agresif bir adamdım. Daha sinirliydim. Kendi yaşamımdaki olaylardan dolayı da falan gayet sinirli bir adamdım yani. Bayağı şu an burnum tıkalı ha. Eskiden bildiğim böyle sinir küpümü şeydim böyle. Biri bana dokunuyor böyle boğa gibi. Ne oldu bunlar çünkü az siktir finale geldik. Allahümme salli ala. Tamam iyiyiz. Acayip sinirliydim. Mesela burada ben ölümüne delirmiştim şu an ama şu ana kadar sinirli değilim. İnsan değişiyor zaman içinde yani. Hayatım boyunca sinirli böyle agresif kalacak halim yok. Hala agresif bu ayrı konu. Yani ufak bir şey olduğu zaman sinirlenebiliyor. Dur bir dur. Ama eskisi kadar sinirli değilim. Galiba aradaki en büyük fark bu. Yani ne yapayım sinirlenemiyorum oğlum. Eskisi kadar sinirlenemiyorum. Ne yapayım götüme çuban mı sokayım? Ne çubanı lan? Çubuk mu sokayım sinirlenmek için? Ne istiyorsunuz bende yani? İnsan sinirlenmeye zorlanır mı? İyi beni gondik deyin o zaman video çekerken sinirlenip küfrediyor. Bunu mu istiyorsunuz? Şuradan dönemedim. Dönemedim! Allah belanı versin. Ben dönemiyorum senle. Oo ona da vurdu. İşte bu mafyakinin trafik zekası insanı gayet sinirlendiriyor. Şu an sinirlendim. İçimde absorbe etmeye çalışıyorum ama Allah senin belan. İşte vurama. Oo. Hocam. Yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma. Silahını niye çekiyorsun ya? Ben senin karşında silahsız duruyorum. Ya ver 200 dolar rüşvet zaten zenginiz. Durum bu şekil işte. Oh, Mert. Mert ne diyor? Sevdiğim başkasını seviyor. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağım. Usul usul gideceğim. Başkasını sevmeye çalışacağım. Sevenleri ayırmayalım. Yanlış. Ayıp ya. İki sevenin arasına girmeyin. Girince ay yazık oluyor. Girmeyin siz. Sen beni dinle. Hiç şey yapma. Ya başkasını seviyorsa zaten seni sikine bile takmaz. Zerre sikinde olmazsın. Hem sen üzülürsün. Hem o bir de belli edersen o kıza yavşadığını falan. Onun sevdiği çocuk da senin ağzına yüzüne sıçar. Hiç gerek yok böyle şeylere. Hiç gerek yok. Sen Allah belanı kaldırsın. Ne oldu ya? Oo, oo. Bu neydi amına koyayım? Motoru da bozduk. Araba gitti işte. Araba gitti burada. Burada kaldı. Bu daha arabadan iş çıkar mı? Çıkmaz. Ya buna nasıl binecek? Gitti patates oldu araba. Gitti. Ben binemem ona. Önüme niye kırıyor? Ne eziyorsun? Ne var oğlum? Ne? Bu araba dandik. Bu araba taksicilik yapılıyor mu lan bu oyunda? Çekil babacım, çekil. Oha, oha yavaş. Hiç şey yapma yani, karışma. Yalnız bu ne kadar pasif bir adam. Bizim memlekette bir taksici arabasından çıkartacaksın, yere atacaksın. Taksiyle benim kaçıracaksın ve o adam kaçacak. Ha! O adam ayakkabısını çıkarıp senin götüne sokar. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. O ayakkabıyı götüne sokar sonra boklu boklu senin ağzına sokar. Biraz çirkinleştim kusura bakmayın da. Yani ben kendi empati yapıyorum şimdi. Bir adam ben araba almışım 70 milyar 80 milyar para vermişim. Adam indirecek beni onu götürecekken ben de kaçacağım. Yemin ediyorum arkadan atlarım egzozu gerekirse egzoza elimi sokarım. O arabayı durdururum o adamı öldürürüm. Bu bir gerçek bunu her Türk yapar. Bu memlekette nefes alan herkes yapar yani. Ne konuşuyorduk biz? Sevdiğin başkasını seviyorsa sen de usul usul susacaksın yani yapacak bir şey yok. Evet. Yeni soru. Yeni soru değildi yeni dert. İyice Nihat Atipoğlu'na bağlayacaksınız benimle. Gerçi o dert değildi o dini konulardı ya. Dertlerle ilgilenen kimdi lan? Gülizar abla mıydı öyle bir şey var. Neyse. Sezer.
Murat of dayı eziyordum dolaylı yoldan. Murat hocam benim bir sorum olacak. Asosyallikte çığır açtım, acaba günah mıdır? Günahsa nasıl vereceğiz? Şimdi benim güzel kardeşim. Asosyallik mekruhtur.